Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en eski bilinen saat şirketi Tevfik Aydın'ın yönetim kurulu başkanı Ömer Fatih Aydın'la saatçilik üzerine sohbetimiz devam ediyor. Ve tabii haliyle Tevfik Aydın hikayesi de var. Efendim, esasında babanız çok meraklı, çok girişimci ve İstanbul'da boş durmuyor demiştik. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de pek çok işletmenin kuruluşunda babanız var. Evet. Mesela esnaf hastanesinin müteşebbis heyetinde var. Evet, mütevelli. Tabii Evet. önce kurucular arasında var ki Evet. sonra mütevelli oluyor. Ve aynı şekilde İstanbul kartonsandı da. Bu esnaf başka hastanesi. nelerde var yani Evet. babanız? Esnaf hastanesi aslında 1935'lerde kuruluyor. O zaman babam yok. Evet. Fakat daha sonra Beyazıt'taki Yeni Şeymani hastane. yeni hastaneye, o da galiba 63 yılı, onun şeyinde var, açılışında ve kuruluşunda, mütevelli heyetinde var. Esasında sosyal bir Evet. insan dedik ama babanız İstanbul'a ilk geldiğinde yaptığı işlerden bir tanesi de Gözlükçüler Cemiyeti'ni kurmak. Evet. Bu ilginç bir olay değil Evet. mi? Yani sadece bu mesleği yapmak değil, bir de onun sosyal kuruluşunu, sivil Evet. toplum örgütünü oluşturuyor. Tabii. Bununla ilgili anılar var mı? Şimdi o tarihlerde herkes göz doktoruna gitmiyor. Evet. Bilhassa yakın gözlükte böyle özel bir çerçeve var. Zaten göz doktoru da yoktur o kadar. Evet, fazla yok. Evet. Özel bir çerçeve var. Değişik numaralı camlar takılarak ve bir değişik ebatta yazılar ihtiva eden bir O kağıda, klasik göz klasik doktorlarının da muayenesi. muayenehanesinde olan şeyleri yaparak yakın numara gözlük veriliyor. Fakat bu tabii bunu bilen de yapıyor, hiç bilmeyen de yapıyor ve muazzam bir rekabet var piyasada. Gözlükçüler diyorlar ki bunu bir organize edelim, bir sertifika olsun. Yani bunu yapacak olan kimselerin en az bir bilgi sahibi olsun, özel seminerler yapalım falan diye. Böylece Türkiye Gözlükçüler Cemiyeti'nin kuruluşunda bulunuyor ve ilk başkanıdır Tevfik Aydın. Ve daha sonra bu şekilde kurslar verilerek sertifikasız optik gözlük satan mağaza olamıyor. Şu anda biliyorsunuz bu üniversitelerde bir branş, optisyenlik. Bu belgeye haiz olmayan gözlük mağazası açamıyor. Şu an üniversite mezunu olmak lazım. Ama bu işin Veya temellerini babanız atıyor. evet veya mesul müdür çalıştırmamız gerekiyor gözlük mağazası açabilmemiz için. Siz Yani gözlükçülüğü kaç yılda bıraktınız efendim kurum olarak? ben baba yaşlandıktan sonra, çünkü babada böyle bir belge vardı, biz bunu bıraktık. Saate ağırlık verdik. Yaklaşık bir 20 sene, 15-20 senedir gözlükçülük yapmıyoruz. Şimdi tabii bu 1950'lerde babanız büyük işletmelere girmemiş ama 60 ve 70'lerde artık onu görüyoruz. Yani ticaret odasında, sanayi odasında, Evet. özellikle ticaret odasında ve pek çok büyük, çok çok hissedarlı, çok ortaklı şirketlerde görüyoruz. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi de Kartonsan. Evet. İlk 1953 yılında İstanbul Bankası'nın kuruluşunda bulunuyor. Evet. Yönetim kurulunda da bulunuyor. Daha sonra 1969 Kartonsan, karton fabrikası onun kuruluşunda bulunuyor. Ve yönetim kurulu üyeliği yapıyor. 7 kişi, 7 müteşebbis kimse kuruyor. 7 kişiden biri. Niye efendim sanayici olarak görmüyoruz babanızı? Veya bugün bir bankanın sahibi olarak veya büyük bir işletmenin sahibi olarak niye anmıyoruz? Niye bu talih olarak kaldı? Şimdi tabii gücü kadar katılmış babam. Ama bu kadar büyük kuruluşlara girebilmeksi bile babamın bir esnaf olarak büyük bir başarı. Bir ticarethaneden böyle bir kuruluşlara katılabilmesi bile onun için büyük bir başarı. Çünkü bu tarz kuruluşlar tabii büyük birikimleri gerektiriyor, büyük sermayeleri Evet. gerektiriyor. Peki niye devam etmedi? Yani bugün hala var mı hisseleriniz o şirketlerde? Hisselerimiz var, fakat tabii az miktarda var. Evet. Hisselerimiz devam ediyor.
bu siz bu mesleğe biraz uzak kalmışsınız. Biraz oraya gelelim, sizi sorgulayalım. Evet. Onun da etkisi olabilir mi? Olabilir. Ben biraz kendinizden bahsedin. Ben 1991 yılında babamla çalışmaya başladım. Daha önce oto yedek parçacılığı üzerine bir geçmişim var, 8 sene kadar. Bu ilginç bir olay. Siz Boğaziçi mezunsunuz. Evet. Alman Lisesi. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Hem Alman Lisesi, bir tarafta Alman ekolü, diğer tarafta Amerikan ekolü. Ve sonra yedek parçacılık yapıyorsunuz. Genellikle o dönem, sizin dönem arkadaşlarınız büyük kuruluşlarda, devlette çok etkin olmuşlar. Hı hı. Gerçi Alman Lisesi'ni bitirmedim. Kabataş mezunuyum. Fakat ortaokulu ve lise birinci sınıfı Alman Lisesi'nde okudum. Almancam var yani. Kabataş'tan da tüccar olarak bilinir zaten. Kabataş Lisesi'nden mezun oldum. Boğaziçi işletmeyi bitirdim. Finansman üzerine master yaptım. Daha sonra işte geldiğimizde babam dedi ki sen dedi bir müddet başka yerde çalış. Ondan sonra eğer düşünüyorsan benimle birlikte çalışırsın. Onu niye zaten demiş ben olabilir? Zaten düşünmüyordum babamla çalışmayı. Evet, düşünmüyordum. Yani babam böyle söylemesi beni rahatlattı aslında. Evet. Kesinlikle babamla... Niye düşünmüyordunuz efendim? Şimdi, yani çünkü dedenizden beri gelen bir meslek, ailenin işi. Şimdi babayla çalışmak zordur diye... Yoksa yani mesleğe bir tavrınız yok. Hayır hayır, kesinlikle bir tavır. Evet. Hatta severim. Çünkü yurt dışına babam gittiğinde uzun süre hep beraber gittik. Lisanım olduğu için yardımcı oldum. Ve çok da severim saati. Fakat babayla çalışmak zordur diye... üniversiteden mezun olunca hemen babayla beraber başlamadım. Evet. 8 sene dediğim gibi otoparçacılık, ithalat gene üzerine çalıştım. Daha sonra babanın ısrarıyla bu müessesenin devam etmesi lazım. Benim de ikna olmam nedeniyle 1991 yılından nasıl, beri... Nasıl iknada neler kullandı efendim? Nasıl bir enstrüman, nasıl bir söylemde bulunarak sizi ikna etti? İşte çok önemli bir kuruluş, bizim kuruluşumuz. Devam etmesi lazım. Ben seninle büyük gelecek görüyorum bu firmada şeklinde. Ben de ikna oldum ve başladık. 91 yılında. Şimdi 91 yılı çok önemli. Yani işte bu 80'lerin sonu bilgisayar devrinin başladığı yıllar kabul edilir. Özellikle bilgisayar çağının başlamasıyla... Doğu blokunun yıkılması eş zamanlı olarak hayatımıza giriyor. Enteresan bir durum. Ve işte bilgisayar dönemi, o dijital bir çağ esasında. İşte bütün bilgisayarlarda, masaların üzerinde bilgisayar var ve her masada saat var. Ve aynı şekilde kuartz ve saatler var, dijital saatler dönemi. Saat ucuzluyor. Ucuzlayan bir şeyin kıymeti nasıl olabilir? Yani siz orada sizi kararsızlığa itmedi mi bu durum? Ki bir iki yıl sonra da 93-94'te de cep telefonları başladı ki onlarda da saatler vardı. Şimdi ben buna kısaca bir gireyim. Saatçilik bir kere bir endüstri devrimi. İlk başından girmek istiyorum çok kısaca. Evet. Çünkü mekanik saat bir çığır açıyor insan hayatında. İlk önce saatçiler saatin görüntüsünden çok saatin çalışmasına odaklanıyorlar. İşte su geçirmezlik, otomatik kol hareketiyle çalışma, ondan sonra şoklara dayanıklılık, antimanyetik işte mıknatısa dayanıklılık falan. Bunlar hep saatin, mekanik saatin gelişmesiyle ilgili olan şeyler. Mekanizmin, mekanik sistemin en gelişmiş hali saat. Mekanizmanın evrimi. Evrimi. Evet. 1970'lerde Japonlar kuartsı buluyorlar. Yani pilli saat tabir ettiğimiz. Ve bütün bu özellikler çok daha düşük maliyetlerle standart oluyor. Halbuki mekanikte bunlar daha el işi, göz nuru ve maliyetli. Dolayısıyla saat artık herkesin kolunda rahatlıkla taşıyabileceği ve kolaylıkla sahip olunan bir eşya haline dönüşüyor. Peki yani bunun özelliği ne olabilir? Yani bizim müessesemiz çok mühim. Sizinle gelecek bulacak demesinin sebebi ne olabilir? Şimdi 1970'lerden sonra bizim işimiz yavaş yavaş köreliyor. Çünkü biz esas itibarıyla mekanik saatçiyiz.
tamir servisimiz var. Yani bize gelen müşteri de, hatta şöyle bir laf vardır, eskiden derlerdi, saat alan servisini de birlikte alır. Çünkü mekanik saat zaman zaman bakım isteyen bir saat. Veya saat satan servisini de birlikte satar. Aynen öyle. Ve bu nedenle müşteri saat aldığı yerin servisi olmasını ve çünkü saat pahalı bir eşya. Öyle aldınız mı senelerce kullanmanız gereken bir eşya. Tercih ediyor. Dolayısıyla bize bu önem kazandırmıştı. Dediğiniz gibi 70'lerden sonra 90'lara doğru saat iyice körelmeye başladı. Çok ucuz saatler piyasaya çıktı. Artık saatin çalışmasından ziyade önemli olan görüntüsü olmaya başladı. Aksesuar haline dönüştü. Siz 91'de evet. Nasıl bir değer gördünüz orada? Nasıl bir gelecek gördünüz? Şimdi tabii bir kurulu düzen var bir kere. Kurulu düzeni devam ettirmek her zaman için daha kolaydır. Ama ben mekanik saatin devam edeceğini varsaydım. Yani öyle söyleyeyim. Tabii şu anda mesela hepimizin kolunda, pardon cebinde, cep telefonunda saat var. Hem de saatin bin bir türlü özelliklerine haiz şekilde var. Yani evet. Alarmı yapabiliyorsun, organize edebiliyorsun, planlayabiliyorsun, ajandaya yükleyebiliyorsun vesaire vesaire. Peki şu anda saatçilik hangi özellikleriyle tekrar trend oldu? Şimdi insanlar bir müddet pilli saatleri kullandılar. Sonra baktılar her yerde saat var. Fırının üstünde de var. Aynen. Evde. Ekran, her türlü ekranda saat var. Televizyonda var. Evet. Efendim işte. Şimdi kollarında artık daha farklı bir şey. Bir makine sanatı taşımak istediler. Kişiye özel saatler yapılmaya başladı. Ve mekanik saat küllerinden yeniden doğdu. Birkaç ilginç özellik örnek verebilir misiniz? Evet. İlginç örnek. Şimdi mesela bazı markalar var. Bunlar hiç pilli saat yapmamışlar. Ki yani mekanik saatin tamamen bitmesine rağmen bu fabrikalar mekanik saatte ısrar etmişler ki bunlar çok büyüdüler. Mesela Rolex. Evet. Rolex hep mekanik saatte ısrar etti ve çok başarılı oldu. Tag Heuer de olabilir. O da olabilir. Bunun yani her gün yeni bir markada çıkıyor, evet. İzlenimi bırakıyor bizde. Şimdi, veya birkaç yılda bir çok popüler bir marka çok popüler hale gelebiliyor. Yani 20 bin liradan 200 bin liraya kadar giden saatler var. Evet. Gerçekten bunların böyle kıymeti var mı? Değeri var mı? Şimdi şöyle, İsviçre'de çok marka vardı. Evet. Mekanik saatin parlak olduğu devrelerde. Bunlar kuvars saatle çoğu iflas etti. Kendi mekanizmaları vardı. Mekanizmalarının patentini başkalarına verdiler. Akıllı insanlar bu patentleri topladı. Mesela Swatch grubun patronu var. Hayek denilen bir adam. Şu an bir iki sene evvel öldü. Bütün o dönemde para etmeyen özel mekanizmaları topladı. Ve şu an ETA diye bir saat fabrikasında elinde patentleri olduğu için harikalar yaratıyor. Ve bir sürü saat firmasına mekanik mekanizmayı ETA veriyor. Yani bir sürü markanın içinde bu saat firmasının yaptığı mekanizmalar var. Bu saati göstermeden başka bir özellikleri var mı bunların? Var. Zamanı göstermeden başka? Tabii. Çok değişik saatler var. Kronograf olan var, ay fazlı olan var. İkinci yerel saat dediğimiz başka bir zaman dilimindeki saati aynı anda takip edebiliyorsunuz. Gece gündüz göstergesi olan saatler var. Günün ismi, ayın ismi. Yani bir komplikasyona gidildi saatte. Ve bunu mekanik olarak yapmak çok daha zor. Her yeni bir işlem saatin değerini arttırıyor. Mekanik olarak yapılması. Çünkü çarklarla yapılan bir işlem. Bu enteresan bir durum. Peki siz geleceğe Tevfik Aydın müessesesine öyle diyelim. 100 yıllık bir marka, 100 küsur yıllık bir marka. Nasıl bakıyorsunuz? Geleceği nasıl görüyorsunuz? Tevfik Aydın firması gelecekte gene saat konusunda devam edeceğini umuyorum. Farkındalığınız ne olacak? Nasıl konumlandıracaksınız? Şimdi saat de bir evrim geçirdi. Saatin ilk şeyi horlojeri saat demektir. Bu
Fransızca bir kelime, Latince kökenli, zaman bilimi, yani horlojeri zaman bilimi demek. Daha sonra hot horlojeri diye bir şey çıktı. Bu da yüksek zaman bilimi. Bunun farkı aşırı komplikasyona gidilmesi, çok limitli sayıda ve çok özellik arz eden, bu demin saydığım özellik arz eden saatlerin bir ufak, dünyanın en ufak mekanik mekanizmasında toplanması. Dolayısıyla bunlar saatin değerini arttırdı. Koleksiyoncular oluştu. Şimdi yeni akım mesela modern hot horlojeri. Bu da yani sıra dışı. Artık bizim bildiğimiz klasik saatler gibi değil de farklı özellikler yaptılar saatte. Yani bir mesela gene mekanik bir saat ama içindeki yürüyen aksam dediğimiz çarklar yok. Bir otomobillerde vardır ya trigger kayışı. Evet. Trigger kayışıyla hareketi iletiyor. Mesela çok büyük bir yenilik. Zemberek biliyorsunuz saatin gücüdür. Evet, kuruyoruz. Kuruyoruz. Yay geriliyor. Yani zembereği çalıştırmaya başlıyor. Zembereği kurduğunuz zaman yay sıkışır. Genleşirken balans denilen bir parça var. Saatin kalbi. Onun vasıtasıyla zamanı eşit aralıklara bölür ve çarklara yansıtır. Şimdi? Şimdi mesela zembereğin gücü sınırlı. Yani kurarsınız ortalama 48 saatlik bir gücü var. Elle kuruyorsanız. Kurmalı saatler de var çünkü. Mesela bunu geliştirdiler. Mesela 8 günlük kurmalı saat yaptılar. Kol saati. Kuruyorsunuz 8 gün çalışıyor. Evet. Veya otomatik saatlerde 2 tane zemberek koydular. Normalde 48 saat ile 52 saat arasındadır saatin çalışma süresi. Bunu daha fazla süreye çıkarttılar. Saatin dakikliği ile ilgili şeyler yaptılar. Mekanik saatte en önemli dezavantaj diyeyim, pilli saate nazaran sürtünmedir. Çünkü çarklar birbiriyle temas halinde. Dolayısıyla sık sık bakım ve yağlanma gerektirir. Ve ileri geri ayar farkı yapar. Çünkü yer çekiminden de etkileniyor. Halbuki pilli saatte böyle bir şey yok. Çünkü çalışma sistemi farklı. Tamamen pilden gelen gücü yansıtan elektronik devreler. Peki çocuklar ne düşünüyor efendim? Evet. Yani sizin tabii gönlünüzdekini ifade ettiniz ama evet. Çocukların görüşü ne? Sizin çocuklarınız. Evet. Şimdi kızım benimle 7-8 aydır başladı çalışmaya. O işin daha şu anda strateji safhasında değil. Öğrenme faslında. Öğrenme faslında, bir de sosyal medyayla çok alakalı. Markamızı en iyi şekilde tanıtma safhasında diyeyim. Ama tahmin ediyorum ki kısa bir sürede onun da stratejiyle ilgili görüşleri olacak. Evet. Diğer çocuklarınız? Diğer kızım o makine mühendisi. O iyi bir firmada Ar-Ge kısmında yeni çalışmaya başladı. Evet. Peki bu saatçiliğin dışına kayar mı Tevfik Aydın? Vallahi biz tüccarız netice itibariyle. Ticaretle uğraşıyoruz. Dediğim gibi gözlük satmışız, radyo satmışız, saat de satmışız ama en başarılı olduğumuz konu saat. Biz gidebildiğimiz kadar saatte devam etmek istiyoruz. Ama başka bir teşebbüs olmaz mı? Olabilir. Buna da ayrı diyemem yani. Teşekkür ederiz. Geldiniz. Güzel bir hikaye. Nice yüzyıllar tekrar bize vakti bildirmeye devam edin efendim. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, başarılı bir saat şirketinin, hayatımıza çok önemli olan saatin bir saat şirketi olarak nasıl bir yüzyılı aştığını hep birlikte dinledik. Yarın yeni bir yüzyıl markası asırlık imzalarda yer alacak. Hep beraber sizleri de bekliyoruz.